Selam, Yasemin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle buradan beni izleyen, benim hayatıma dahil olan bu 500 kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bu aralar kendimi çok iyi hissediyorum. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi düzenli beslenme, daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve bu benim modumu çok yükseltiyor. Yani hayatta da güzel şeyler olabiliyor. Bugünkü videomun konu başlığı her telden alışveriş. Video başlığından da anlayacağınız gibi son 3 haftada aldığım ev dekorasyonu, mutfak, cilt bakım ve kozmetik ürünlerini tek bir videoda sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Trendyol'un büyük Mart indirimleri kampanyası var. Yani indirimde fiyat performans odaklı ürünler yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu ürünleri paylaşırken mesela ilk olarak cilt bakımı kozmetik, daha sonrasında ev dekorasyonu, daha sonrasında mutfak olarak paylaşmayı düşünüyorum. Alta da bu paylaştığım dakikaları yazacağım ki cilt bakımıyla ilgilenmeyenler, mutfak için aldıklarımı görmek isteyenler direkt o bölmeye geçebilir. Bu arada böyle çok uzun bir giriş yaptım. Aslında çok fazla ürün yok. İlk olarak Bioderma'nın şöyle bir yüz temizleme jelini aldım. Bu benim aldığım üçüncü paket. Yani yaklaşık 1,5 yıldır Bioderma'nın bu ürününü kullanıyorum. Şu an güncel fiyatı 150 TL bu ürünün. Ya aldığımda da 6 ay 7 ay kadar gidiyor. Ben çok sık yüzünü yıkayan bir insanım. Bundan da kurtulmaya çalışıyorum bu arada. Bu da çok iyi bir şey değil. Hani alayım uzun zaman kullanayım diyorsanız bu ürüne bir bakabilirsiniz. Fiyat performans olarak da bence gayet başarılı. Bu arada böyle arkasında işte 10 puanlar, 5 puanlar falan var. Ama ben bunu hiç araştırmadım, hiç ilgilenmedim. Ne olduğuyla ilgili bir fikri olan varsa yani puanları topladığımızda ne elde ediyoruz, ne elimize geçiyor? Bununla ilgili beni aydınlatırsanız sevinirim. Yine indirim döneminden benim evde sürekli bulundurdum şu Bepantol'ün cilt bakım kremini aldım. Bunu işte ellerim çok çatladığında, aşırı kuruluk gözlemlediğim bölgelerime kullanıyorum. Evde bir tane olması her zaman işimize geliyor. Bu arada 37 liraydı. Ben bunu 32 liraya almışım. Çok da ekstrem bir indirim yokmuş. La Roche-Posay'in şöyle bir kremini aldım. Neden iki tane aldım? İndirimdeyken almak istedim. Çünkü ürünlerin fiyatı çok 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 hızlı değişiyor. Hatta ben La Roche-Posay'in bir tane nemlendiricisini kullanıyorum. 110 liraya alıyordum. 250 lira olmuş fiyatı yani. O yüzden korktuğum için. Bu Madesocol diye bir tane krem var. Duymuşsunuzdur, eczane ürünü. Onunla aynı içeriğe sahip bir krem. Bu kremi ben genellikle yüzümde kullanıyorum. Böyle kış dönemlerinde ya da böyle aşırı cildimin nemsiz olduğu dönemlerde bu kremle cildime takviye de bulunuyorum ve çok iyi geliyor. Bebek ve yetişkinler için de uygundur diye ibaresi bulunuyor. Bunun büyüğünün fiyatı 162 lira. Küçüğünün fiyatı, ay yazmamış mıyım bunu? Bu küçüğünün fiyatını göremedim. Trendyol'dan bakayım ne kadar aldığımı alt tarafa yazarım. Burun bandı aldım. Bunu Damla Altun'da gördüm. Bu baya böyle canım çekti yani. Öyle bir uyguladı ve burnundan korkunç partiküller çıktı ki almak istedim. İçinde 6 adet burun bandı bulunuyor. Ben bir kere uyguladım bu arada. Gerçekten etkili. Hani o cildinizden çıkan şeyi görmek insana haz verir ya, bunun bir açıklaması da var. Yani hoşuma gitti. Haftada bir kere uygulandığında zaten 1,5 ay yetecek. 23 liraya almışım. Hepsinin fiyatlarını çalıştım dersime yani. Üstlerine yazdım ki ne kaça almıştım ya diye düşünmemek açısından. Bunları şu Nivea'nın çocukluğumdan beri biliyorsunuz, o zamanlar bunlar çok daha meşhurdu. Şimdi farklı farklı marka ve içerikler çıktı. Ben kış döneminde özellikle bu renksiz olanı çok kullanıyorum. Bunları da Migros'ta indirimdeydi. Yani bu Maybelline'inkini de denemek için aldım. Çok görmüştüm, böyle kutusu da hoşuma gitti, böyle oyuncakmış gibi. Onu da aldım. Hepsi 11,90'dı yani. Hepsinin fiyatı 11,90'dı. Fiyatı çok uyguna geldiği için böyle adetlice almak istedim. Hele yaz döneminde lip gloss'lar ya da şöyle hafif renk veren dudak nemlendiricileri benim çok hoşuma gidiyor. Böyle ağır ağır rujlar sürmektense. Kiehl's'ın avokadolu gözaltı kreminden aldım. Bu zaten benim 5-6 yıldır düzenli olarak kullandığım bir krem. Söyleyecek çok bir şey yok. Zaten kendini kanıtlamış bir ürün. Gerçekten 7-8 ay gidiyor yani şu kadarcık ürün. Misha'nın şöyle bir maskesini aldım. Bunu bilmiyorum bu arada. Sadece denemek için aldım. Ne vaat ediyor, ne yapıyor bilmiyorum. Misha'dan alışveriş yapmıştım. Bunu da sepetime arada ekledim yani. Deneyeceğim. 15 liraymış fiyatı.
Aklıma bir şey geldi. Benim kirpik liftingimin falan da yeni yapılması gerekiyor. Bir bakım günü yapalım. Ben bu maskeleri ne var ne yoksa uygulayayım. Bakalım neler olacak. Eğlenceli bir video olur. Bana da değişiklik olur. Şöyle Misha'nın Redkley Amazon B2Secret. Bayağı iddialı geldi bu arada. Ben Body Shop'un kil maskesini kullanıyordum. Onun fiyatını görünce şok oldum. Dedim ki alternatif bir şeyler arayayım. Hem fiyatlar da bir tık uygunken. O yüzden Misha'nın bu ürünü denemek istedim. Misha'nın bende bir tane peelingi var. Şimdi ismini tam hatırlamıyorum. Böyle pembe bir kutusu olan. Ya inanılmaz bir peeling. Böyle içinde katı partiküller yok. İnce topçuklar var. Onu yüzünüze uyguluyorsunuz. O yüzünüzün ısısıyla bir süre sonra zaten o partiküller pürüzsüz bir hal alıyor ve böyle sürttüğünüzde bildiğiniz ölü deriler elinize geliyor. Mükemmel bir ürün. O yüzden bu Amazon'un kil maskesini de, kırmızı kil maskesini de denemek istedim. Henüz denemedim. Paketini bile açmadım yani. Fiyatı 164 liraydı. Bir bakalım. Bunu da o bakım gününde deneriz. Kozmetin bu saç kremini denemek istedim. Ecemco'da gördüm. Organic shea butter diyor ve paraben içermiyormuş. Bunu deneyip bir yorumlarımı paylaşırım. Fiyat performans ürünü gibi duruyor. Bir de ben Ecemco'ya güveniyorum. Güzel ürünler paylaşıyor. Yani her ürünü paylaşmıyor. O yüzden bunu da hazır indirimdeyken sepetime ekledim. Rexona'nın Clinical deodorantını daha önce de paylaşmıştım. Gerçekten inanılmaz güzel bir deodorant. İçeriği hiç temiz değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama ürünü kullandıktan sonra mesela duş aldığınızda böyle burada sabun gibi böyle bir tabaka gibi bir şey var. Bilmiyorum onun nasıl yan etkileri vardır. Ter kokusunu önleme konusunda %100 savunabileceğim bir ürün. Ter kokusundan çok muzdaripseniz ya da sabahtan akşama kadar uzun saatler hele yaz döneminde dışarıda kalıyorsanız kesinlikle bu ürüne bir bakmanızı tavsiye ederim. Fiyatı da uygun değil bu arada, 75 lira ama yine çok uzun süre giden bir ürün. Ben bunu düzenli olarak her gün kullanmıyorum. Dediğim gibi hani çok uzun saatler dışarıda olacağım, fazla hareket edeceğim günler kullanıyorum. Hatta ürünün şöyle bir özelliği var. Hareket ettikçe aktive oluyor. Nasita'nın böyle bir kaş ve kirpik tarama aparatı, şekillendirme setini aldım. Kirpik liftingi yaparken bunu kullanırım diye düşündüm. Ürünün arkasında da hangi amaçla, hangi fırçanın kullanıldığına dair bilgilendirme var. Çok hoşuma gitti ya uçları falan. Biraz da sevimliliğine aldanmış olabilirim. 20 liraydı bunun fiyatı. Ürünlerin hepsini Trendyol'dan almadım. Trendyol dışında bir yerden aldıysam onu söyleyeceğim. Ama onun dışındakilerin hepsi Trendyol'dan. Linklerini de aşağı koyacağım. Hepsi buradadan şöyle 2 adet maskara aldım. Turgut Kozmetik'te hatta. Bunların fiyatı 50 liraydı. Yani en son bunları ne zaman 50 liraya gördüm hatırlamıyorum. Muhtemelen çok uzun zaman önce değildir. Ama o kadar fiyatların çabuk değişmesine alıştık ki. Ya bir ara hatta orijinalliğinden şüpheye düştüm. Çünkü başka yerlerde kontrol ettiğimde fiyatlar 75 en uygun ama şöyle üstünde neyse ki ürün koruma bandı vardı. Bunu Sky High, bunu daha önce kullanmadım Maybelline'in ama bu zaten klasik kullandığım bir maskarasıydı. Fiyat uygun olunca sepete de iki tane ekledim. Misha'nın Perfect Cover BB kreminden bir paket daha aldım. Bu üçüncü paketim sanırım. Ya üç ya dördüncü paketim. Çok uzun zamandır da sadece bu ürünü kullanıyorum. Elimde şu an fondöten bile yok. Öyle söyleyeyim yani. Hem günlük kullanıma uygun. Hem de böyle gece dışarı çıkacağınızda fondöten gibi kullanmak istediğimde de iki kat uyguluyorum. Mükemmel. Ne diyebilirim ki? 157 liraya aldım. Verdiğim son kuruşuna kadar helal olsun sana. Mükemmel bir ürünsün. Teşekkürlermiş. Misha'dan bir tane concealer aldım. Cover Pink mi okunuyor artık? Longwear Concealer. No 3 bej yazıyor bendeki. Ya bana bir tık koyu gibi geldi rengi ama kıvamı çok güzel. Asla kuru değil. Ben zaten böyle bir tık daha nemli nemli şeyleri seviyorum. Hani ıslak ıslak duran şeyleri seviyorum. Fiyatı 112 liraydı. Uzun zamandır concealer almamıştım bu arada. Bende Nars'ın bir concealer'ı vardı. Onu o kadar uzun süre kullandım ki tabii Nars'ın güncel fiyatlarından sonra o concealer'a o parayı vermek istemediğim için biraz daha uygun fiyatlı alternatifler araştırmaya başladım. Bu somon yağlı concealer'ı aldım. Bunu da influencer'lar o kadar çok övüyor ki hatta şöyle biraz kullandım. Bu daha hafif, çok kapatıcılığı olmayan, günlük kullanıma çok uygun bir ürün.
Yanında da şöyle bir kil maskesi göndermişler. Ben bunu 180 liraya aldım bu arada ama şu an fiyatı 150 lira. Olsundu. Ne yapalım? Görkito'nun Nude Stiletto adında bir dudak kalemini almıştım. Hatta onun videosu da var, Görkito ürünlerini inceledim. Şuraya bir yerlere koyarım onu. Bu sefer de böyle It's Mine. Bu rengi gördüm. Bu renk daha benlik bir renk. Dudak rengine yakın. Hani çok yoğun bir rengi de yok. Güzel bir dudak kalemi. Kalıcılığı da güzel, diğer dudak kaleminden deneyimlediğim üzere. Bu ürünü saçlarıma şekil verdiğim videoda göstermiştim. Şu an güzel bir indirim olduğu için tekrardan hatırlatmak istedim. Body Shop'ın. Benim saçlarıma çok iyi geldi. Düzenli olarak haftada bir kere kullanıyorum. Gördüğünüz gibi normalde benim saçlarım, hatta öyle videolarımda da çok var, böyle buradan fışkırıyordu. Nasıl söyleyeyim, daha dağınık görünüyordu bence. Ama bu bayağı toparladı. Pantene'in göğüs ucu gizleyicisini aldım. Bunları yaz döneminde bayılıyorum. Ya da spora gittiğinde, işte sporcu sütyeni giydiğinde içine kullanmak için. Çok güzel. Ben bunu 30 liraya aldım ama güncel fiyatı sanırım şu an 50 lira. Bir takip etmek lazım o indirimleri güzelce. Şimdi biraz ev ve dekorasyon için aldığım 3-5 şeyden bahsetmek istiyorum. Patex'in şöyle çift taraflı bir bandı var. Ya bu bantla tanışmadıysanız kesinlikle tanışmanız gerekiyor. Görüyorsunuz ki 120 kilograma kadar taşıyabileceğini iddia ediyor. Ben evdeki her şeyi neredeyse bununla yapıştırdım. Hatta diğer evde İsmail'in longboard'unu bile duvara bu ürünle yapıştırmıştık. Herkesin evinde bir tane bulunması gerekiyor bence. İşte askılık, tablo, ne yapıştırmak istiyorsanız bu çift taraflı bantla yapıştırabilirsiniz. Bunu çıkartmak için saç kurutma makinesiyle bunu yapıştırdığınız alanı ısıtıp yavaşça kaldırıyorsunuz ve hiç izi de kalmıyor. Bu önemli bir metot. Kısa, direkt, hızlıca çekip kaldırmaya çalışırsanız duvardaki boyayı da kaldırıyor, onu söyleyeyim. Bunun fiyatı 30-40 civarı arası gidip geliyor ama kesinlikle bundan edinmelisiniz. Bir tane sprey aldım. Bu cam şişeler, bu renk cam şişeler biliyorsunuz bu ara çok popüler. Bunu Zara Home'da da görmüştüm. Bunu 35 liraya aldım. Şöyle üstünde bir plant spray yazısı var. Böyle fısfısı var. Standart bir şişe yani, ama görsel olarak beni tatmin ediyor. Bu kutuları uzun zamandır görüyordum. 46 liraya aldım galiba bu ikili kutuyu. Şunu yemek masasının üstünde tutuyorum. İçine böyle dağınık görünmemesi adına objeleri yerleştirdim. Bu ürün de benim orta sehpamın üzerinde tuttuğum kitap görünümlü kutu. Bunun içine de böyle kumandaları, şarj aletlerini koyuyorum ve her yer bayağı toplu görünüyor. Ve dekoratif de aynı zamanda. Biliyorsunuz H&M'in indirimi devam ediyordu. Ben dedim ki indirimde bir vazo görmüştüm, gideyim bir bakayım. İnternette yoktu. Mağazasında var mı? O vazoyu bulamadım ama şöyle bir vazo aldım. Ya buna derin duygular besliyorum sana karşı modundayım. Çok beğendim. Ya inanılmaz güzel. Fiyatı 299 TL'ydi. Ama bayağı araştırdım. Zara Home'da falan 500 liraya saksılar var yani bu tarz. O yüzden hani fiyatlar daha da artmadan böyle bir ürünü ev koleksiyonuma eklemiş oldum. Hani Lego'nun Botanical serisinden daha önce bir çiçek almıştım. Çiçek buketi almıştım. O seri üçlü olarak çıktı. Geçtiğimiz Ağustos ayında çıkmış bir seriydi. Bir o çiçek buketi var. Bir tane Bird of Paradise, bu cennet kuşu, Straliçe olan var, çiçeği olan var. Bir de bonsai bitkisi olan var. Ben o daha önce çiçek buketini almıştım. Hatta onu yaptığımız bir videoda var kanalda. Daha sonrasında bu üründe sipariş ettim. En azından böyle hani çok koleksiyoncu bir insan değilim ama bu Lego'nun üçlü serisinin bende olmasını diledim açıkçası. O yüzden de bu parçayı da evimize ekledik. En kısa zamanda da bunu yapmayı planlıyorum. Bunu ben Amazon'dan sipariş verdim. Şu an internet sitesinde 2750 liraydı fiyatı. Ben 940 liraya sipariş verdim Amazon'dan. Teşekkürler Amazon. Mutfak için aldığım 2-3 parça ürün var. Onları da paylaşayım. Ama öncesinde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Trendyol'dan yulaf sütü sipariş vermiştim. Böyle dörtlü kutu. 160 liraydı fiyatı. Migros'ta fiyatları 50 liraya yaklaşmıştı. 48 liraydı. Neyse, ürün patlak geldi. Olduğu gibi hiç ürünü teslim almadan zaten iade ettim. Daha sonrasında Migros'ta karşılaştım ki bu yulaf sütünün fiyatı 30 liraya %40 indirim olmuş. 30 liraya düşmüş.
Ben böyle bayağı stoklu aldım. 6 paket kadar. Bir tane sadece Hindistan cevizi sütü. Onu denemek istiyordum. Laktozsuz ürünler tüketmeye çalışıyorum bu son dönemde. O yüzden dolabımda bulunsun. Zaten enflasyona yenik düşecek ithal bir ürün olduğu için. Ama yine bu Alpro markasının içeriği çok temiz değil. Tabii koruyucular falan da var ama o kadarına da şu anlık yapacak bir şeyim yok. Bir de Moni'nin bu şekersiz karamel şurubunu sipariş verdim. Bunu ben kahvelere, keklere, işte aroma vermek istediğim, bir tık tatlandırmak istediğim her şeye ekliyorum. Hele kahve severler için çok güzel. 109 lira gibi bir fiyatı vardı. Pompası da var bunun. Ben sipariş etmemiştim ama o pompayı bir dahaki Trendyol siparişlerimde sepetime ekleyeceğim. MGX markasının fıstık ezmesini sipariş verdim. Sürülebilir, sıkılabilir bir fıstık ezmesi. Efsane güzel. Hele böyle granola yemeği seviyorsanız, masa üstü işte fıstık ezmesi, üstüne muz falan böyle ara öğünler yapmayı seviyorsanız mükemmel. Kesinlikle bakmalısınız. 33 liraydı fiyatı. Henüz yeni yeni çıkmış bir marka. Patlayınca fiyatlarını yükselteceğini düşünüyorum. O yüzden fiyatları uygunken bir bakın derim bu markaya, eğer fıstık ezmesi seviyorsanız. Benim son 2-3 haftada yaptığım alışveriş bu kadardı. Umarım içinde işinize yarayan bir şeyler bulmuşsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.